Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere oyuna yeni gelecek olan yükseltilebilir Kubiyet, yükseltilebilir Uzi ve klasik sandığı göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum ve gece saat 1 şu anda. Herkes uyuyor. Eğer bağırırsam yan odamdakiler beni gelip rahatsız edeceği için birazcık kısık sesle konuşacağım. Aşağıdan videomuza bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz ve hem de aynı zamanda sizler de yeni gelecek şeylerden haberdar olabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki 2 gün önce yeni gelecek premium sandığı paylaşmıştım ve şu anda oyuna geldi ve doğru ve kanıtlıdır. Hani onun yanında ikinci premium sandık daha var. Onu izlemeyenler varsa onu da izleyebilirler. Şimdi bizim bu videodaki konumuz yeni gelecek klasik sandık. Hadi videomuza geçelim. Şimdi gelelim yeni klasik sanda. Şu an görmüş olduğunuz set klasik sanda görmüş olduğunuz gibi eklenecek ve böyle pelerinli, beyaz pelerinli bayağı güzel hareket eden bir pelerinli set yapmışlar. Bence güzel. Hani çok kaba değil, çok şey değil. Bence orta seviye güzel bir kırmızı set yaptıklarını düşünüyorum. Tabii sizin de düşeceğinizi bekliyorum. Yani mesela klasik sandık sizde az çok açıyorsunuz. İyi bir şeyler çıkıyor mu falan onu da yazın. Bana genelde abi klasik sandıktan çıkan şeyler. Bu arada şu düğün seti gibi bayağı güzel olmuş. Bana klasik sandıktan bir kere efsanevi çıktı. O da kolcu seti çıkmıştı. Onun sayesinde yayınlarda kolumuz oluyordu. Sprey falan atıyorduk. Onu hani öyle bir adı var bizde. Böyle bir tanecik beyaz set var. Ondan sonra bir de bunun morunu yapmışlar. Mor mavi tarzı değişik bir şey. Bence sadece beyazını yapsın daha güzel olurdu. Böyle mor işte mavi altın sarılı bilmiyorum pek iyi olmamış ya bana göre. Ve daha sonrasında ise klasik sandığa yeni gelecek olan M24 desene. Evet, klasik sandıkta sadece beni ilgilendiren kısım neredeyse bu diyebilirim. Çünkü M4 desenin bayağıdır yok, eski desen vardı. Hani klasik sandıktan şunu çıkarsak bence çok kötü olmaz diye düşünüyorum. Yani bence güzel. Bir level böyle bir tanecik kask gelecek. 3 levele kadar yine aynı şekilde. Bir levelinde beyaz, gümüş, çiçekli falan bir şeyler yapmışlar. 2 level olduğunda ortasından şöyle bir diken gibi bir şey çıkıyor. Yani tam adını bilmiyorum ama öyle dikenli bir şey çıkıyor gibi. Daha sonrasında ise 3 levelde böyle kocaman yani yuvarlak kesici bir alet varmış gibi gözüküyor ve yani bence 3 level hali baya baya güzel. Çıksa pişman olmam diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise bir tane böyle çanta desenimiz var. Bunun eskiden siyah ya da aynısının bir değişik versiyonu gelmişti. Kutu versiyonu. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta premium sandıktaydı. Aynen. Bu tekrardan klasik sandığa gelecek ama aynı stilde mi değil mi onu bilmiyorum. Fakat hani eskiden bunun tam bir karesi gelmişti. Bu biraz daha yuvarlak tarzı yapılan bir şey olmuş. Daha sonrasında ise klasik sandığa gelecek olan benim en çok sevdiğim şeylerden birisi bu Aculus set. Evet, inşallah bu videoyu beğenen herkese bu çıkar diyorum. Çünkü ben de istiyorum. Bu kollarının renkli olması bana göre acayip acayip güzel. Hoş bir tasarım yapmışlar ama yani keşke çıksa diyorum. Hani kafası bir gram umurumda değil. Bu setin bu pelerini var ya abi. Bana çıksa hani full neredeyse her zaman kullanırım diyebilirim. Yani baya baya güzel yapmışlar abi. Bence. Daha sonrasında ise bir tanecik de sarı turunculu AKM deseni gelecek klasik sanda. Yani bu da idare eder. Pek güzel olmasa da. Yani hani hiç deseni olmayanlar iki kullanabileceği desen yapmışlar. Sonrasında bir tane böyle işte maydanoz mu ot mu tam bilmiyorum. İşte yeşil bir tane yaprak gibi bir şey var. Yanında portakal falan var. Hani portakallı limonlu bir tane şey yapmışlar. Hani buradan öyle gözüküyor sarı turuncu falan. Yani idare eder. Daha sonrasında ise en güzel şeylerden biri araç deseni. PUBG Mobile artık vallahi şu Royal Pass'ta bir araç ver ya. Sezon 12'den beri hapsettin bizi araçsızla. Bak 5. sezon geldi. Sezon 17 geldi. Yarın açılacak. Hadi artık bak getir şunu da biz de kullanalım be. Vallahi ya. Bir tane araç deseni getir. Eskilerden bıktık. Mesela bu klasik sandıktan çıksa güzel olur ama PUBG diyor ki hayır no. Ve daha sonrasında ise böyle bir tanecik paraşüt desenimiz var. Bunun üstünde de aynı şekilde hani birazcık limon, birazcık portakal, birazcık da yaprak varmış gibi duruyor. Bilmiyorum geldi de belli olur ve bence bu set de acayip güzel. Tamam set birazcık değişik duruyor ama hani takım elbise olarak bence güzel yapmışlar. Çiçekli falan. Hani bunlar zaten birçoğu 14 Şubat'ta falan gelecek. Ve sırada ise Kubiyez deseni. 540 UC'ye sandık açtığınız biliyorsunuz bir tane şey var. Kubiyez deseni getirmişler ama bence bu oyunda Kubiyez'i savan pek fazla insan yok diye düşünüyorum. Hani M4'ü görüp de gidip Kubiyez alanını daha görmedim.
Yani gördüysem de ben görmemişimdir. Başkaları görmüştür. Bunu da M249'dan birazcık çalmışlar gibi duruyor. Hani aynı stil neredeyse. Bir gram farkı yok diyebilirim. Daha sonrasında ise böyle sarı janti tarzına benzer bir tanecik sarı mavili set yapmışlar. Yani idare eder bence. Hani güzel gibi de kötü gibi de tam belli değil. Hani gidip ben mesela Kubiaz'a yatırmam. Yatıracak olsam 14 Şubat'ta Uzi deseni gelecek, ona yatırırdım. Onu da birazdan göstereceğim. Ama ben hani oyuna pek para yatırabilen biri değilim. Çünkü UC çok pahalı. Ve daha sonrasında ise böyle bir tanecik kılıç gelecek. Yani bilmiyorum. Kılıç zaten benim hesapta yaklaşık 3 tane falan var. Premium'dan almışlığım var. Sezon 9'dan almışlığım var falan filan. Bunu pek umursamıyorum. Daha sonrasında ise en çok sevdiklerimden biri buradaki çanta deseni. Hani bildiğin abi böyle bir çanta deseni yapmışlar. Keşke bunu buraya yerine klasiğe getirselerdi. Kırmızı kanatlı, kollarına bile renk koymuşlar. Normalde kolları beyaz ya da siyah oluyor. Tam hatırlamıyorum ama hani genelde öyle yapıyorlardı. Bunda her tarafını boyamışlar ve bence çanta deseni baya baya güzel gözüküyor. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik kırmızı beyaz setli bir şey var. Şapkası da kanadı olan, böyle içine göz koydukları bir şey var. Yanlış bilmiyorsam bu eskiden de vardı ama ne bileyim, bu çıksa da kullanmazsınız hani. Kullanacak bir şey değil bana göre. Daha sonrasında ise zaten biliyorsunuz malzeme, boya, gümüş parçacık, ama PUBG'nin artık bence şu spreyleri düzeltmesi lazım. Sprey çıkıyor ayağınızdan, çıkan smoke'lar çıkıyor, dönüyor. Bence saçma o. Hani bence saçma. Ve gelelim Kubiaz'ın bir level haline. Bir level aldığınızda Kubiaz bu şekilde sarı, mavi, değişik bir şey olacak. Peki kill efekti nasıl derseniz, bunun kill efektinde ise şöyle değişik şeyler çıkıyor. Onu da sizlere göstereyim. Böyle mavinin içinde yeşil bir şey çıkıyor. Hani Sanok'ta var ya abi, Sanok'taki yılanları göstermek için acaba bunun içine bunu falan mı eklemişler, tam bilmiyorum. 3 levelde ise birazcık böyle işte üstünün detayları falan geliyor. Birazcık daha iyi oluyor. Bayağı tasarım falan değişiyor yani ama hani ben gitsem mesela yatıracak olsam Kubiaz'a yatırmam. Şöyle de bir ölüm mesajımız var. Yani ölüm mesajı bana göre pek iyi değil. Tamam, hani gidip UC'ye yatırıp bunlardan almasak da az çok herkeste görüyoruz. Yatıranlar oluyor, izliyoruz falan filan. Bence bunun kill mesajı o kadar iyi değil. Birçok genci Kubiaz'a gidip bunu alacak ama hani aldığı için alacak. Kullanmak için almayacaklar. Ben onu biliyorum. 5 levelde final halde bu şekilde, yani bu kadar çıktı. Daha sonrasında ise 14 Şubat'ta gelecek olan Uzi desenimiz. Uzi desenini eğer direkt çıkartırsanız böyle hani beyaz güllü, bence Uzi desenine 3 boyut katmaları acayip güzel olmuş diye düşünüyorum. Ve maksadınızda ise böyle pembeli beyazlı ayıcıklı yükselme mesajında solda gördüğünüz gibi oluyor. Bence bu hali de güzel ama 3 level hali de güzel. Kırmızı güllü falan eklemişler, onu da sizlere göstereyim. Hani bence bu şekilde güzel bir Uzi deseni yapmışlar diğerlerine göre. Daha sonrasında ise başı olan setler, PUBG Mobile'in bize en çok verdiği şey baş zaten, yani biliyorsunuz. Nerede iyi şeyler var onu bize veriyor bize. Nerede iyi şeyler var onu veriyor zaten bize. Hani böyle bir set. Bunlar mesela çıksa şahsen sevinme ama birazcık daha şu mavi olan kırmızıya göre daha güzel. Hani belirginliği, netliği olarak. Hani bana kalırsa çıkacaksa pembe yerine burada mavi çıkarsalar daha çok kullanabilirler. Bence. Bak şu şunun bir şeyine baksanız abi. Bence bayağı güzel olmuş. Pembeyi kızlar kullanır, mavi erkekler kullanır büyük ihtimalle eğer bunu açanlar olursa. Daha sonrasında ise böyle bir set var. Gözünde şöyle kalpler falan var. Kalpli gözlük. Sonra üstünde de kırmızı kocaman kalpli bir tane set var. Yani ne bileyim. Bu set de çıksa hani kullanmazsın be diyebileceğim bir set. Çok kocaman duruyor. Ancak villada oynarlar bununla. Eşliğe girerler abi. Takılırlar orada. Daha sonrasında ise böyle bir tanecik kafası da pasta falan var. Alt tarafı zaten biliyorsunuz. Boş 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 boş. İşte ayağınızdan çıkan smoke'lar çıkıyor falan, dönüyor. Bence onu değiştirmeleri lazım. Tekrardan söyleyeyim de. Ya altı zaten boşu. Grafitiler falan boş. Hani değersiz bir şey bana göre. Hani grafiti bir adam niye kullanır ki? Gelelim Uzi desenimizi. Bir levelde direkt çıkarttığınızda böyle bir Uzi deseniniz olacak. Kill efektini bence bayağı güzel yapmışlar. Hemen sizlere onu da göstereyim. Kill efektimiz ise aynen şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hani pembe dumanın içinde kırmızı kalpler, yapraklar çıkıyor ve bence güzel bir detay yapmışlar. Hani bu Uzi'ye mesela para basanlar basabilir ve 3 level yaptığınızda ise böyle beyaz kırmızı bayağı bayağı hoş duran bir Uzi deseni. Hani bir adam mesela 3 level kullanmak için 5'e basmayabilir. Öyle düşünün. Hani 3 level halde güzel. Kill mesajında ise soldan bir tanecik gül çıkıyor. Bence hani Uzi için güzel düşünmüşler diyorum. Zaten bu Uzi yani ne beklenebilir ki? Hani bence güzel yapmışlar. Burada ayıcık 3 levelde gül, 1 levelde çiçek.
Bence mis gibi, hani bence alınır bu. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer hala like bırakmadıysanız aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Yeni gelecek şeyler için takipte kalın derim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Can't bear the things I've had to face. Girl, you